Değerli arkadaşım merhabalar dersimize hoş geldiniz bugün rasyonel konusuna giriş yapacağız aslında bu zamana kadar bu zamana kadar arkadaşlar hep çaktırmadan rasyonel sayıları derslerimizde hep kullandık İşlem yaparken kullandık çok fazla zorlanacağınızı düşünmüyorum sevdiğiniz bir konuda olduğunu düşünüyorum açıkçası hemen dersimize başlayalım. Mikro bilgini, bilgi notunu okuyalım arkadaşlar. Kesir ve kesir çeşitleri diyor. X ile Y birer tam sayı. Bakın X ile Y birer tam sayı olacak. Y de sıfırdan farklı olmak üzere X'in Y'ye oranını ifade eden X bölü Y'ye kesir denir. Bakın burada Y sıfırdan farklı olmak durumunda. Niye? Çünkü paydası sıfır olursa biz ifadeye ne diyeceğiz arkadaşlar? Tanımsız diyeceğiz. Burada X ile Y'nin yani hem pay hem de paydadaki ifadenin tam sayı olmasına dikkat edin. Şimdi dersimizin en başında, dersimizin en başında dedim kitabın en ilk videolarda şundan da bahsetmiştik. Eğer x de y burada tam sayı olmazsa örnek veriyorum kök 2 bölü kök 3 ifadesi rasyonel sayı mıdır? Değil. Niye? Çünkü kök 2 rasyonel değil, kök 3 rasyonel değil arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifadeleri de dikkat etmekte fayda var. İlkokuldan beri bildiğimiz bakın şurası arkadaşlar kesir çizgisidir. Kesir çizgisinin üst kısmındaki ifadeye biz pay diyoruz. Alt kısmındaki ifadeye de payda diyoruz basit kesirden bahsedelim. Bunların tanımları da önemlidir. İşaretine bakılmaksızın payı paydasından küçük olan kesirlerdir. İşaretine bakılmaksızın derken burada şöyle de ifade edebiliriz aslında bu cümleyi. Mutlak değerce payı paydasından küçük olan ifadelere basit kesir denir. Veya bileşik kesirden de bahsedecek olursak bunda da yine işaretine bakılmaksızın veya veya mutlak değerce payı paydasına eşit veya payı paydasından büyük olan kesirlere bileşik kesir denir diye de ifade edebiliriz arkadaşlar. Bakın burada işaretine bakmıyorum hiç. 7 5'ten büyük mü? Büyük. O zaman bileşik kesir. 3 2'den büyük mü? Payı paydasından büyük mü? Evet. 5 e, arkadaşlar paydasında yazılmadıysa bunun ne vardır? 1 vardır. 5 1'den büyük mü? Büyük. Mesela 2 bileşik kesir midir? bileşik kesirdir. Niye? E çünkü paydasında 1 vardır. 1 bileşik kesir midir? Bileşik kesirdir. Niye? Paydasında 1 vardır. E payı paydasına eşit. E dolayısıyla yine bileşik kesir olmuş olacak arkadaşlar. Bakın burada x ile y sıfırdan farklı olmak üzere. Sadece bakın paydası sıfır olursa tanımsız diyoruz. Hem payı hem de payda sıfır olursa biz buna da belirsiz diyorduk. Tamam. Şimdi denk kesirlerden bahsedelim. Arkadaşlar elimizde a bölü b diye bir kesir olmuş olsun. Ben bu a bölü b kesrini hem payda hem payın hem de paydasını aynı anda bir k sayısıyla genişletiyorsam, aynı sayıyla çarpıyorsam o zaman yine ifadede herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Tabi aynı şekilde sadeleştirme de yaparız. Pay ve paydasını aynı sayıyla sadeleştirme yapmak önemli. O yüzden arkadaşlar bu kesirler birbirine denk olacaktır. Şimdi çok sık ya da kullanacağımız bileşik ve tam sayılı kesirlerin birbirine çevrilmesi. Şimdi elimizde x/y bölü y gibi bileşik kesir olmuş olsun arkadaşlar. Yani payı paydasına eşit veya büyük olan bir kesir olmuş olsun. Biz bunu tam sayılı kesre çevirirken ne yapıyoruz? x'i y'ye bölüyoruz. Tam kısmımız a, kalanımız da b olmuş oluyor. Bakın bunu tam sayılı kesre çevirece olursak arkadaşlar o zaman bakın ortadaki aynen kalıyor. a olarak kalıyor. Kesir çizgisini çekiyorum. Kalanı yukarı yazıyorum. Yani aşağıda kalan üste yazıyorum. Yukarıda olanı da paydaya yazıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın biz bunu da pratik olarak hesaplarken şöyle diyeceğiz. A ile Y'yi çarpacağız. B ile de toplayacağız. Yani A çarpı Y artı B bölü B ifadesi olmuş olacak arkadaşlar. Ya da şuradaki ifadeyi şöyle de yazabilmemiz lazım. A artı B bölü Y demektir. A artı B bölü Y demektir. Yani bu şekilde verildiği zaman böyle yazman lazım. Veya veya Bakın alttaki gibi verilirse yine üstteki gibi yazabilmeyi de bilmek lazım. En fazla karıştırılan konuya e, burada değineceğim arkadaşlar. Mesela eksi 2 tam e, ne diyelim 1 bölü 4 olsun. Bakın bu bunun yazımında genelde hep şöyle yaparlar. Eksi 2 ile 4'ü çarparsan eksi 8 olur. Bir de eklersen derler ki işte eksi 7 bölü 4. Genelde en çok yapılan hata. Bu buna eşit değildir arkadaşlar. Bunun açılımı nedir? eksi parantezinde bakın eksi parantezinde 2 artı 1 bölü 4 demektir. Sen şimdi burada eksiyi dağıtırsan ne olur? Eksi 2 eksi 1 bölü 4 olacaktır. Yani şimdi çarparsan eksi 2 ile 4'ü eksi 8. Eksi 1 eklersen eksi 9 bölü 4 olacaktır. Bakın doğrusu bu şekilde. Tamam mı? Buna da çok dikkat edelim. Hemen şimdi örneklerimize geçelim. Bence hepsini deneyebilirsin aşağıdaki şekil 5 eş daireden oluşmuştur diyor. Buna göre boyalı dairelerin sayısının boyalı olmayan daire sayısına oranını ifade eden kesri yazınız. Şimdi zaten toplamda 5 tane var. E bunların 3'ü boyalı. Bakın boyalı olmayan da boyalı dairelerin sayısı. Boyalı 3 tane. Boyalı olmayan da 2 tane. Dolayısıyla 3 bölü 2 olarak ifade etmiş oluruz. Hemen örnek 2'ye bakalım. Aşağıda dikdörtgen 20 eş kareye ayrılıp bazı kareler kırmızı renge boyanmıştır. Kırmızı renge boyalı karelerin sayısının tüm kareleri oranı 3 bölü 5 olması için kaç tane kare daha kırmızı renkle boyanmalıdır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar toplamda 20 eş kare demek aslında kesrin paydasının 20 olması demek. Şimdi bakın 3 bölü 5 kesrinin paydasını 20 yapabilmek için hem payını hem de paydasını 4 ile genişletme yapmam lazım. Dolayısıyla 3 çarpı 4'ten 12 paydamız da ne olacaktır arkadaşlar? 20 olacaktır. Şu anda bakın kaç tane boyalı var? 4 tane. E o zaman bakın 12 tane boyalı olabilmesi için kaç tane daha ihtiyacımız var? 8 tane daha arkadaşlar kırmızı renk ile boyanmalıdır. Doğru cevabımız 8 olacaktır. Hemen örnek 3'e bakalım. Aşağıdaki ifadelerin hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bakalım. 4'ün 3 katı 12. 3'ün de 3 katı 12'dir değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar bu eşitlik Doğru olacaktır. Veya şöyle de düşünebilirsin. İşler dışlar çarpımı yaparsan 12 ile 3'ü çarparsan 36. 4 kere 9 36. Bakın yine bu eşitlik sağlanmış oldu. Şimdi alttaki ifadeye bakalım. 2'nin 9 katı 18. 3'ün 9 katı 27. Evet o zaman eşitlik sağlandı arkadaşlar. Veya işler dışlar çarpımı yaparsın. 18 ile 3'ü çarparsın 54. 27 ile 2'yi çarparsın 54. Yine sağlanmış oldu. 3'e bakalım şimdi. Ee, bakın 16'nın 2 katı. 32. E o zaman onun da 2 katını almam lazım. 20 olması lazım. Fakat paydada ne var? 24 var. Dolayısıyla bunlar denk kesir değillerdir. Cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Hemen 4'e bakalım. İfadesi basit kesir olduğuna göre x'in alabileceği kaç farklı doğal sayı değeri vardır diyor. basit kesir olacaksa o zaman mutlak değerce dedik. Mutlak değerce x 1 dedik arkadaşlar. Paydasından ne olmak durumunda? Küçük olmak durumunda. O zaman arkadaşlar 4'ün mutlak değeri zaten 4'tür. x eksi 1 küçüktür 4 olmuş olacak. Şimdi mutlak değerli özelliklerden biz bunu çok rahat bir şekilde çözebiliriz ama şimdi o konuyu görmediğimiz için hemen ne yapacağız arkadaşlar? İçerisi mesela ne olabilir? İşte eksi 3 olabilir. Çünkü eksi 3'ün mutlak değeri arkadaşlar 3'tür değil mi? İşte eksi 2 olabilir. 4'ten küçük olacak ya. İşte eksi 1 olabilir. İşte 0 olabilir. 1 olabilir. 2 olabilir. Ve 3 olabilir. Burada tabii x'in de doğal sayı olması gerektiğini unutmayacağız. Eğer x-1, x-1 dediğimiz x 3 olursa x buradan ne olur? 2 olur. Doğal sayı mı? Değil. Demek ki bak bu olamadı. x-1 dediğimiz x 2 Şimdi arkadaşlar x-1'i sağ tarafa atarsam x ne olacak? X 1 x 1 doğal sayı mı? Değil. Bakın bu da gitti. x-1 eşittir. X 1 olsa. x eşittir. 0 olacak. Doğal sayı mı? Evet. Bakın o zaman bunu alacağız x eksi 1 eşittir 0 olacak. x eşittir bir Doğal sayı mı? Evet. Bakın diğerleri de benzer şekilde arkadaşlar doğal sayı olmuş olacak. Buna göre e, x'in kaç farklı alabileceği doğal sayı değeri olmuş oldu. Toplamda bakın e, 5 tane değil mi? 5 tane. Evet. Şimdi hemen örnek 5'e bakalım. Aşağıdaki işlemleri yapınız diyor. A şıkkında 7 bölü x artı 5 ifadesini tanımsız yapan x değeri kaçtır diyor. tanımsızlık yapabilmesi için arkadaşlar paydasının ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Şimdi x artı 5 0 olacaksa o zaman x değeri de ne olacaktır arkadaşlar? Eksi 5 olacaktır. Hemen şimdi B şıkkına bakalım. x eksi 6 bölü 5 eşittir 0 olduğuna göre x kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bu ifadenin sıfıra eşit olabilmesi için pay kısmının ne olması lazım? 0 olması lazım. Çünkü 0'ı 5'e bölersem 0 olacak. Yani x eksi 6 0 olacaksa x 6'yı karşı tarafa atarsam x'i de 6 olarak bulmuş oluruz. Hemen c şıkkına bakalım. x artı 7 bölü 0 ifadesini belirsiz yapan x değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi belirsiz olabilmesi için arkadaşlar hem payın hem de paydanın 0 olması lazım. Payda zaten 0. Dolayısıyla pay kısmında ne olması lazım? 0 olması lazım. Yani x artı 7 eşittir 0 x eşittir eksi 7 olacaktır. Örnek 6'ya bakalım. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar şu ifade ne demekti bakın açılımı 1 artı 2 bölü 3 demekti. Bakın gerçekten de bu şekilde açılmış. 2'ye bakalım. Bakın önünde eksi varsa o zaman şöyle açıyorduk. Eksi 3 eksi, eksi parantezine alıyorduk. Eksi parantezine alıyorduk. 3 artı 1 bölü 2 diyorduk. Dağıttığım zaman ne oluyor arkadaşlar? Eksi 3 eksi 1 bölü 2 oluyor. Eksi 3 ile 2'yi çarparsam eksi 6. Eksi 1 eklersem eksi 7 bölü 2 olması lazım. Burada eksi 5 bölü 2 demiş. Yalan. Üçüncü öncüle bakalım. Eksi 7 bölü 4. Bakın arkadaşlar şurada. Bakın şu ne demekti? Şu ne demekti? Eksi 1 ile 4'ü çarparsam eksi 4. Eksi 3. Bakın artı 3 demeyeceksin. Eksi 3. Eksi 4. Eksi 3. Eksi 7 bölü 4. Oldu mu? Bakın gerçekten de oldu. O yüzden cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Şimdi hemen hemen arkadaşlar alt kısma geçelim. Aşağıdaki işlemleri yapınız diyor. Şimdi paydaları eşit olduğu için paydaları eşit olduğu için hemen ne yapacağız arkadaşlar? Pay kısımlarını toplayacağım. 1 artı 11 eksi 7 bölü 6. 11 bir daha 12. 12'den 7 çıkarsa 5. 5 bölü 6 olmuş oldu. 5 şıkkına bakalım. Bakın paydaları aynı değil. Dolayısıyla payda eşitleme yapmam lazım bunu 5 ile bunu da 3 ile genişletecek olursak. 5 artı 3 bölü 3 kere 5'ten paydası ne olacak? 15 olacak. 5 artı 3 8. 8 bölü 15 gelmiş oldu. C şıkkına bakalım. Paydaları yine eşit değil arkadaşlar. Dolayısıyla 8, 4 ve 2'nin paydalarını biz 8 değiştiririz. 8 olabilmesi için bunu 4 ile çarpmam lazım. Burayı 2 ile çarpmam lazım. Bakın burayı da 1 ile çarpmam lazım. 1 kere 3, 3. Eksi aradaki işaret eksi olduğu için. 2 kere 1, 2. Artı dedim. Aradaki işaret artı olduğu için 4 kere 1'den de 4 geldi. Paydamız da 8'di arkadaşlar. 3 eksi 2, 1. 1 artı 4, 5. 5 bölü 8 gelecektir. Örnek 2'ye bakalım şimdi. Aşağıdaki işlemleri yapınız diyor. Arkadaşlar bakın bunun paydasında ne vardır? 1 vardır. 1, 2 ve 3'ün paydalarını kaç değiştiririz biz? 6'da. Dolayısıyla burayı 6 ile genişletmem lazım. Burayı 3 ile genişletmem lazım. Burayı da 2 ile genişletmem lazım. Kesir çizgimi çektim. Bakın 6 kere 2'den 12 geldi. 3 kere 1'den 3 geldi. Eksi 2 kere 1'den de 2 geldi. Paydamız zaten 6. 12, 3 daha 15. 2 daha 2 çıkartırsam 14. 14 bölü 6. Bakın bunlar da 2 ile sadeleşir. 2 ile sadeleştirirsem 7. 2 ile sadeleştirirsem 3. Dolayısıyla cevabımız 7 bölü 3 gelecektir. B'ye bakalım şimdi. B şıkkına. Arkadaşlar faydalarımız eşit mi? Eşit değil. Fakat burada hemen payda eşitleme işlemine girmeyelim. Niye? Bakın şimdi burada dağıtma işlemini uygulayacak olursam arkadaşlar ne olacaktır? Şuraya yazıyorum. B şıkkına. Ee, 1 bölü 11'e bir işlem yapmadığım için aynen yazdım. Eksi'yi dağıttım. Eksi 1 bölü 12. Eksi 1 bölü 13 oldu. Şimdi bakın burada da artı 1 bölü 11 var. Şurada artı 1 bölü 12 var artı 1 bölü 13 var. Fark ettin değil mi? Bakın eksi 1 bölü 12 ile artı 1 bölü 12 birbirini götürdü. Eksi 1 bölü 13 ile artı 1 bölü 13 birbirini götürdü. Ne kaldı? 1 bölü 11 artı 1 bölü 11. Paydaları zaten eşit arkadaşlar. Dolayısıyla ikisini toplarsam 2 bölü 11 olacaktır. Şimdi C şıkkına bakalım. C şıkkında da arkadaşlar öncelikle bakın tam kısımlar var. Tam kısımları toplarım. 8 artı 7'den ne yapar? 15 yapar. Diğeri de, diğerlerinin de bakın paydaları eşit olduğu için 4 artı 1'den 5 bölü 5 yapar. 5 bölü 5 zaten 1 demektir arkadaşlar. Dolayısıyla 15 artı 1'den cevap 16 olarak gelir. Hemen üçüncü örneğe geçelim. Aşağıdaki işlemleri yapınız diyor. A şıkkında arkadaşlar bakın çarpma var burada. Çarpma işlemini yapmadan önce sadeleşen ifadeler varsa onları sadeleştirmekte fayda var. Bakın 3'ler burada birbirini götürecek. Başka sadeleşen ifade olmadığı için 1 ile 2'yi çarptığım pay kısmımız 2. Paydamızda da 5 ile 7'yi çarparsam 35 gelecektir. Hemen B şıkkına bakalım. Sadeleşen ifadeleri önce bir sadeleştirelim. 12 ile 36'yı sadeleştirirsem ne olacaktır? 3 olacaktır. 7 ile 14'ü sadeleştirirsem 2 olacaktır. 15 ile 60'ı sadeleştirirsem 4 olacaktır. 2 ile 4'ü sadeleştirirsem 2 olacaktır. Bakın pay kısmında hepsi sadeleşti. O yüzden 1 kaldı. Paydada da 3 ile 2 kaldı. 3 çarpı 2'den de 6 gelmiş olur arkadaşlar. Şimdi C şıkkına bakalım. C şıkkında öncelikle parantez işlem önceliğinden başlayacağız. Parantez içleri. 2 ile 4'ü çarpıyorduk. 8. 8'den de 1 çıkartırsam 7. Bakın burası 7 bölü 4. Aradaki işaret çarpma. Burada da arkadaşlar yine payda işlemi yapalım. 1 ile 2'yi çarpacağım. 1 kere 2, 2. 2'den de 1 çıkaracağım arkadaşlar. 1. Dolayısıyla 1 bölü 2 olacaktır. Sadeleşen ifadeler olmadığı için hemen çarpma işlemini yapıyorum. 7 kere 1 7, 4 kere 2 8 oldu arkadaşlar. 4'e bakalım. Aşağıdaki işlemleri yapınız diyor. Şimdi bölme işlemini çarpmaya çevirirken biz ne yapıyoruz? Birincisini aynen yazıyorum. Yani 12 bölü 13'ü aynen yazdım. Çarpı diyorum. Çarpmaya çevirdiğim zaman ikinci ifadeyi yani 36 bölü 7 ifadesini ters çevirip ters çeviriyorum. Yani 7 bölü 36 oluyor. Şimdi yapalım sadeleştirmeli. 12'ye bölersem 1, 36'yı 12'ye bölersem 3 olacaktır. Başka sadeleşen ifadeler olmadığı için bir kere 7'den 7 diyeceğim. Faydamızı da 13 çarpı 3'ten 39 diyeceğiz arkadaşlar. B şıkkına bakalım. B şıkkına. Arkadaşlar bakın. Şurada 5'ler birbirini götürecek. Ne kaldı geriye? Şurada 3 kaldı. Ana kesir çizgisini çekiyorum. Bakın burası ana kesir çizgisi. Tamam. Yukarıda ne kaldı? Yukarıda 3 paydasında 4 kaldı. Alt tarafta ne kaldı? 15 bölü 4. Şimdi ana kesir çizgimiz arkadaşlar bu. Dolayısıyla birinciyi aynen yazıyorum. 3 bölü 4'ü aynen yazdım. İkinci ifadeyi yani ana kesir çizgisinin altındaki ifadeyi de ters çevirip çarpacağım. 4 bölü 15 gelecek. Bakın 4'ler burada birbirine götürecek. Dolayısıyla 3'e bölersen 1, 15'i 3'e bölersen 5. Pay kısmında 1 kaldı. Paydamızda da 5 kalmış oldu. Örnek 5 diyoruz. Aşağıdaki işlemleri yapınız diyor. Arkadaşlar şimdi toplamı ve bölme işlemi var. Öncelik bölmede olduğu için bölmeyi yapacağız. 1 bölü 3'ü aynen yazıyorum. 1 bölü 3 artı diyorum. Birincisine aynen yazıyorum. 8 bölü 3'ü ikinci ifadeyi yani 4 bölü 3'ü ters çevirip de çarpacağız. 3 bölü 4 olmuş oldu. Şimdi sadeleştirmelerimizi yapalım. 3'ler birbirini götürdü. 8 ile 4'ü sadeleştirirsem de 2 kaldı. Yani 1 bölü 3 artı 2 oldu. Burada da payda işleme işlemi yaparsam 2 ile 3'ü çarpıyorum. 6, 1 ekliyorum. 7 bölü 3 ifadesi gelmiş oldu. B şıkkına bakalım. B şıkkında da arkadaşlar şuradaki ifadede payda işleme yapalım. Yani geri kalan ifadeleri aynen yazıyorum. 1 eksi 4 bölü. Burada payda işlemi yaparsam 2 kere 2, 4 diyeceğim. 1 ekleyeceğim. 5. 5 bölü 2. Ana kesir çizgimiz arkadaşlar bakın burası. Dolayısıyla 1 eksi -yi yine aynen yazıyorum. Birinci ifadeyi aynen yazdım. İkinci ifadeyi ters çevirip de çarpıyorum. 2 bölü 5 dedim. Dolayısıyla 1 eksi öncelik çarpmada olduğu için çarpmayı yapacağım. 4 kere 2 8 bölü 5 oldu. Burada payda işleme işlemi yapacak olursam bakın 1 kere 5 5. 5 eksi 8'den de eksi 3 gelecek. Eksi 3 bölü 5 gelmiş oldu. 6'ya baktık şimdi. Öncelikle parantez içlerini yapacağız arkadaşlar. 1 kere 3 3. 1 ekledim 4. 4 bölü 3 çarpı diyorum. Bakın şuraya yaptım. 1 kere 2, 2, 1 ekledim 3. 3 bölü 2 geldi. Ana kesir çizgimi çekiyorum. Bakın burada payda işlemi yapalım. 1 kere 2, 2, 1 çıkardım 1. 1 bölü 2 geldi. Çarpı, bakın burada yine payda işlemi yapalım. 1 kere 3, 3, 1 çıkartırsam 2. 2 bölü 3 gelmiş oldu. Sadeleşen ifadeleri sadeleştirelim. Bakın 3'ler birbirini götürdü. 4 ile 2'yi sadeleştirdim. 2 geldi. Bakın paydada da yine 2'ler birbirini götürdü. Yukarıda sadece ne kaldı? Ana kesir çizgisinin üst tarafında 2 kaldı. E, altında ne kaldı? 1 bölü 3 kaldı. 1 bölü 3 dedim. Ana kesir çizgisinin üzerindeki ifadeyi yazıyorum. Birinciyi aynen yazdım. İkinci ifadeyi de ters çevirip çarpacağım. Yani 3 bölü 1 olacak. 2 kere 3'ten de 6 gelecek arkadaşlar. Örnek 7'deyiz. İşleminin sonucu kaçtır? Hemen yine parantez içinden başlıyorum. Haydi işleyelim. 1 kere 2, 2. Bir daha, bir daha 3. 3 bölü 2. Çarpı bakın bir kere 3 3 bir ekledim 4. 4 bölü 3 çarpı bir kere 4 4 bir ekledim 5. 5 bölü 4 nokta 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 son olarak bir kere 99 99 bir ekledim 100. 100 bölü 99 ifadesi gelmiş oldu. Bakın arkadaşlar dikkat ederseniz 3'ler birbirini götürüyor. 4'ler birbirini götürüyor. 5'ler bakın bundan sonra bir, bir sonrakinde 5 gelecektir. Dolayısıyla şurada 99 da son olarak... Burada bir 99 ifadesi var arkadaşlar. 99 bölü 98 ifadesi var. Değil mi? Yani bunlar birbirini götürmüş olacak. E, dolayısıyla pay kısmında sadece ne kalıyor? 100 kalıyor. Paydamızda bakın 2 kaldı. 100 bölü 2'den de cevabımız 50 olarak bulunmuş olur. Geldik günün son sorusuna. İşleminin sonucu kaçtır? Diyor. Şimdi arkadaşlar bakın en aşağıdan başlıyorum. Payda işledim 1 kere 2, 2, 1 çıkardım 1 bölü 2. Böyle geri kalan ifadeleri aynen yazıyorum. 3, 1 artı 1 bölü, 1 bölü 2 geldi. Değil mi? Evet. Arkadaşlar e, şuradaki ifadeye bakıyorum. Kesir çizgisi. Şu. Evet. Şimdi geri kalan ifadeleri aynen yazdım. 1 artı 3 bölü 1 artı. Bakın birinciyi aynen yazacağım. İkinciyi ters çevirip de çarpacağım. Yani 1 çarpı 2 bölü 1 gelecek. 1 kere 2'den 2 gelecek arkadaşlar. Bakın şurası şurası komple ne geldi? 2 geldi. O zaman ne oldu? 1 artı 2'den burası 3 oldu. Arkadaşlar 3'ü 3'e bölersem de 1 gelecek. 1 artı 1'den de cevabımız 2 olarak gelmiş olur. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.